Konsolosluk Otomasyonu. Konsolosluk.net. İlk konsolosluk otomasyonu 1989 yılında Avrupa'da bulunan 3 başkonsolosluğumuzda başlatılmıştır. Önceleri yerel sunucular üzerinde çalışan sistem, 1990'lı yılların sonlarında merkezi bir yapıda hizmet sunacak şekilde güçlendirilmiştir. Bugün yurt dışında yaşayan yaklaşık 6 milyona yakın vatandaşımızın doğumdan askerliğe, evlilikten noterliğe kadar tüm konsolosluk işlemleri konsolosluk otomasyonuyla yapılmaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaş sayımızın yüksek olması, yoğun temsilciliklerde günlük ortalama başvuru sayısının 500'ü bulması, konsolosluk binalarının ihtiyaca cevap verememesi, bazı ülkelerde temsilciliğe olan uzaklığın 200-300 kilometreyi bulması, temsilciliklerin telefonla bilgi taleplerine yeterince cevap verememesi nedenleriyle bir otomasyon sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Konsolosluk.net otomasyonuyla konsolosluk işlemleri önemli ölçüde hız kazanmıştır. Görev bölgesi ayrımı ortadan kaldırılmıştır. İçişleri Bakanlığımız birimleriyle online bağlantı sağlanmıştır. Tek veri tabanından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ilişkin sağlıklı ve güvenilir istatistiki veriler elde etmek mümkün hale gelmiştir. Yazışma trafiği ve posta masrafı azaltılmıştır. Merkezi veri tabanı sayesinde sistemin idare ve bakım maliyeti ciddi oranda düşmüştür. Vatandaşların Türkiye'de yaptırdıkları işlemler yurt dışında konsolosluklar vasıtasıyla yapılmaktadır. Konsolosluk.net programında yapılan başlıca işlemler şunlardır. Nüfus işlemleri, e-pasaport, aile cüzdanı, adres beyanı, evlilik müracaatı, doğum tescili, tereke işlemi, askerlik işlemleri, vatandaşlık işlemleri, noter ve tebligat işlemleri, yabancılar için vize işlemi. Nüfus işlemleri. Yeni nüfus cüzdanı, nüfus kayıt örneği çıkartma bu sistem sayesinde 5 dakika gibi kısa sürede yapılmaktadır. E-pasaport. Ülkemizde 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle e-pasaport uygulamasına geçilmiştir. Tüm dünyada e-pasaportların kullanıma girmesine ve bu sayede belge güvenliğinin artmasına bağlı olarak giderek artan sayıdaki ülkede sınır geçişlerinde otomatik pasaport okuma tanıma sistemleri kullanılmakta ve böylece pasaport kontrol işlemleri hızlanmaktadır. Ülkemizin de e-pasaport üretmesiyle vatandaşlarımızın seyahatleri bundan böyle daha süratli ve kolay hale gelecektir. Adres beyanı. İçişleri Bakanlığı ile yapılan entegrasyon sayesinde bilgiler direkt olarak İçişleri Bakanlığı veri tabanına yazılmaktadır. Vize işlemi. Başvuru sırasında Program Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanına bağlanmakta ve vize talep eden kişi hakkında tahdit bulunması durumunda uyarı mesajı vermektedir. İhtiyaçlar doğrultusunda çok sayıda uygulama modülü geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Web üzerinden yapılan tanıtımlar arttırılmıştır. Pasaport, nüfus, vize işlemlerinde ilgili kurumlarla sağlanan entegrasyon sayesinde yılda yaklaşık 800 bin yazışma ortadan kalkmıştır. Yaklaşık 139 bin soru yanıtlanmış, 4 binden fazla yorum gelmiştir. Bugün 6 milyon vatandaşımızın tüm konsolosluk işlemlerini konsolosluk otomasyonuyla yapıyoruz.